Senin kargon. Yeni bir videodan. Hepinize merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün aslında video başlatmayacaktım. Kanalda da sordum. Yani bildiğiniz gibi daha öncesinde çektiğim videoların hepsini yayınladım ve hep kitleme sorarak yayınladım ama son videoda gelen bazı yorumlar oldu. Durum da oturayım. Duyarsızlık vesaireyle alakalı. Bir önceki videoda da bahsettim. Bu duyarsız kalınacak bir konu değil. Bence benim bu tip konularda tavırlarımı, davranışlarımı az çok biliyorsunuzdur. Beni tanıyorsunuzdur. Ben 2 senedir buradayım. Ama yine de çektiklerimi yayınladım. Gerçekten elimizden gelen bu olduğu için aslında bu noktaya kadar ben de elimden geleni yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Paylaşımlarla destek olmaya çalışacağım. Ama bazı konular çok yanlış anlaşılıyor. Ben bu videoda buna böyle girmek istemiyorum. Sadece dediğim gibi yaşanan olaylara çok üzgünüm gerçekten. Ve bence kalbinde ufacık bir insanlık duygusu olan herkes bu duruma üzülüyordur diyeyim. Yani üzülmemesi mümkün değil yani. Öbür türlüsü vicdansızlık olur. Herkesin aynı duyguları barındırdığı bir olay. Detaya girmek istemiyorum. Dediğim gibi ben kanaldan sordum ve bugünü çekmem istendi. Yani oranlarına da bayağı baktım. Yani 2-3 kişi falan istemiyormuş sadece. Ben çoğunluğa uymak durumundayım ve bugünü videolayacağım. Yani sanmayın ki insanların yüzü gülüyor, hayatına devam ediyor diye duyarsız, hiçbir şeyden haberi yok. Ya böyle bir şey olabilir mi sizce? Kaç yaşında insanlarız yani? Ben de burada sirkte koşturmuyorum yani. Ben de güncel haberlerden haberdarım. Ben de haber
haber takip ediyorum. Benim de elimde bir telefon var. Ben de sosyal medyadan, Twitter'dan, haberlerden gündemi takip ediyorum zaten her biriniz gibi. O yüzden bu konuda baştan bir açıklama yapmış olayım. Bu videoyu da gerçekten sizler istediğiniz için çekiyorum. Normalde misafir, kalabalık, bir sofra çok uygun olmayacağını düşünerek şu anki gündemimize çekmek istemedim ama sordum ve çekmemi istediniz. Öyle söyleyeyim. Yine olumsuz yorumlar gelecek. Ben artık alıştım. Biri çok güzel bir şey yazmış gerçekten. Meyve veren ağaç taşlanır diye. Ben son 2 haftadır gerçekten olabildiğince düzenli, tamamen kendimi yeni bir şeyler yapmaya, daha iyi bir şeyler yapmaya çabaladıkça, bunu da göstermeye başladıkça daha fazla olumsuz yorum aldım. Canınız sağ olsun diyorum ve böyle bir giriş yapıyorum. Bu sabah çok güzel bir kargo aldım. Kargonun az çok ne kargosu olduğunu biliyorum. 29 Ekim tarihinde benim için çok anlamlı bir işbirliği gerçekleştireceğiz Karaca'yla. O ürün geldi. Çok da ağır bir ürün. Getiremiyorum buraya. O yüzden birlikte orada açalım ürünü. Bir bakalım kırık mı falan. En azından haber veririz. Çünkü zamanımız kısıtlı. İşi teslim edip ve 29 Ekim'de paylaşılacak şekilde sanıyorum, doğru anladıysam. Benim için gerçekten çok gurur duyduğum, onur duyduğum bir işbirliği olacak. Çok da mutluyum yani. O yüzden isterseniz birlikte kargoyu açalım. Sonrasında da günü başlatalım. Hızlıca tatlıyı yapacağım. Bu arada ben tatlının muhallebisini, kısırın ana bulgurunu yani salçalı soğanlı sosuyla birlikte hazırladım. Geri kalan her şeyi birlikte yapacağız tabii ki. Hemen kargoyu açalım. Sonrasında tariflere girişiriz. Bugünün menüsünü de söyleyeyim size hazır yeri gelmişken. Patlıcanlı mezem var ya, Tülay annem onu istedi. Bu arada daha önceki videoda mı? Bu videoda hiç söylemedim. İlk defa konuşuyoruz şu an. Bugün Tülay annemler geliyor. Onlara bir sofra hazırlayacağım. Benden istediği tarif de benim her zaman yaptığım patlıcanlı mezem. O yüzden hani şey demeyin ya, yine mi bunu yapıyorsun demeyin. Detaylı tarif vermeyeceğim onda. Çünkü çok uzuyor böyle. Farklı şeylerin tarifini vereyim. Mesela bugün o yoğurtlu, salatalıklı, soğanlı mezeden de yapacağım. Onun detaylı tarifini vereyim mesela size. Diğerinin çok detaylı tarifini isterseniz Instagram'da reel olarak gerçekten çok güzel bir reel paylaştım. Onun linkini bırakayım. Aşağıdan Instagram hesabımdaki o bağlantıya tıklayıp o reel'i izleyip beğenmeyi unutmayın. Bu ara reel'lardan, gelen yorumlardan sürpriz hediyeler seçip gönderiyorum. Böyle tamamen şartsız, şurtsuz beğendiğim en çok hoşuma giden yorumu. Kanaldan isim verip zaten çoğunuz da kanalda olduğunuz için oradan görebiliyorsunuz. Böyle minik sizinle benim aramda kalabilecek bir hediyeleşme başlattım reel'lar üzerinden. Çünkü gerçekten çekmesi hoşuma gidiyor. Hem editlemesi hoşuma gidiyor. Bu aralar çok keyif alıyorum, öyle söyleyeyim. Ne diyordum? Menümüzü sayıyorum. Her zamanki patlıcanlı mezem. Salatalıklı soğanlı meze. Yine Burcu'nun bana tavsiye ettiği bir meze. Kısır. Etli, patatesli, bezelyeli bir fırın yemeği yapıyorum. Kebap yapıyorum. O. Pilav ve mercimek çorbası yaptım dün akşam. O. Mercimek çorbasını biz bu kanalda defalarca yaptık. Etli yemeği de aslında defalarca yaptık ama bugün onu çekmek istiyorum size, eti. Tatlıyı da bu arada detaylı bir şekilde size YouTube'da tarifini vermiştim. O videoda gidip bakabilirsiniz. Çok iyi bir tiramisu oluyor. Gerçekten her yiyen çok beğeniyor. Hem çok kolay hem de çok basit malzemelerle halledebilirsiniz. O zaman dediğim gibi kargoyu açıyoruz. Bir açamadık şu kargoyu. Kargoyu açıyoruz ve sonrasında da işlerimize girişiriz. Ben buna hesap gelmeden açamam. Yani bundan çıkaramam. Buraya kadar bir açıp en azından bir parçasını size göstermek istiyorum. Ben de merak ediyorum çünkü. Hem böyle kalsın zaten çünkü sürprizi bozulmaz. Mesela bu parçayla başlayalım mı? Ne olur. Bakar mısınız? İşte böyle bir koleksiyon. Bunda da böyle kaseleri var. Neyse, devamını artık çektiğim zaman görürsünüz ama gerçekten yani benim hayatım boyunca saklayacağım bir seri oldu. Teşekkür ediyorum Karaca'ya da ve gerçekten çok anlamlı bir işbirliği oldu. Yani bunu saklayacağım mutlaka. Bunu hesap çıkart. Thank you.
Güzellik uykusu. Hey! Şimdi mutfağa bir geldim. Bugün hava çok sıcak. Ben hep böyle serin olacak diye. Şimdi eti düdüklüye almaya geldim tabii ki. Ama önce... Ay çok acıdı. Acıma. Saçımı toplamam lazım. Artık dikkat ettiyseniz... Ya ben eskiden hep saçım toplu gezerdim. Bir alışkanlık oldu saç açıklığı. Ama şimdi mutfak ve evde iş yapıp temizlik yaparken... Bu arada çok haklısınız yazdıklarınızda da söylediklerinizde de. Ojelerim berbat bir halde. Biliyorsunuz ki temizlik yapıldı o evde. Ama neyse artık. Yapacak bir şey yok. Bir elimi yıkayayım. Ay. Menüyü zaten sabah size saymıştım. Şimdi hızlıca eti düdüklüme alıyorum. Şimdi kebap şeklinde yapacağım için böyle 600 grama yakın bir etim var. Hatta tam 600 gram. Hemen şimdi bir altı açalım. Biraz ısıtıyorum. Küçük olanını kullanacağım. Bir de ben işte dün dediğim gibi şöyle kısırın içini de hazırladım. Bunu da hemen anlatayım kısaca size. Ya da kısır zaten bir tek birleştireceğiz. 350 gram falan köftelik bulgur. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçası. Düşünüyorum şu an zeytinyağı ve soğanla kavurdum böyle. Ama böyle domates salçasını o kadar güzel kavuruyorsunuz ki mis gibi bir kokusu oluyor böyle. Rengi bayağı dönüyor. Sonra karıştırdığınızda da ya bir şey söyleyeceğim. Böyle bile yedim ben. Efsane güzel. Böyle bile yenir. Hani hiç... Yeşillik doğramadan bile çok güzel oluyor. Buzluktan çıkan bir etti zaten bu. Et programını alıyorum. Ve biraz altını açtım. Bu böyle kendi kendine bir yarım saatte pişiyor ya. Bunların hepsi yıkanıp soyulacak. Yani tüm yemekler için, patlıcanlı meze için şunlar. Salatalıklı meze için bunlar. Yemek için bunlar. Bir de yemek için biberle biber çıkartıyorum. Ezelgesini de çıkartıyorum. Bence bu. Tamam. EMS'ye gitti. Evet.
gördüm. Sen onu şeyden yapmadın mı? Elle mi yaptın? Hadi yok. Çok mu ince olacak? Böyle. Evet, aynı ben böyle kestim işte ya. Senin malzemen en doğru. Kapıyı açar mısın? Hoş geldiniz efendim. Değil mi? Boyu falan çok güzel. Evet. Cası kışına göre kendi o boyunun tüyünü atıyor zaten. Daha hızlı büyümüş. Aynen bu patronuma... Şu an patrondan büyük zaten. Patron kendi küçüktü ya, çok öyle büyümüyordu patron zaten. Kokuyor mu? Biraz. Aa, sıkılır. Çıkartalım. Bayağı bir önce. Boşver, öyle güzel mi kalsın? Kaldıramaz. Diken gibi olmasın şurası da gel. Okul sınırında var. Şey gibi olmuyor. Sokak gibi değil. Azıcık koyup bir süre su koyuyor. Onun makinenin kesmesiyle alakası yok o benim. Sonra şey getirelim. O zaman bir kesince sadece bir kuaförün şöyle bir makinesi. O yaptığı yaptı zaten. Daha iyi oldu bunun için ya. Ben de bir yaşı parasını dinleyelim. Nefes ol. Bakacağım nasıl da. Açtı. Ben de ondan içeceğim galiba. Yok kimse yok. Yalnız yalnız yalnız.
Vallahi yemek hazırlama telaşıyla bayağıdır konuşamadık sizinle ama çok güzel bir sofra oldu. Yemekler de gayet güzeldi. Ecem de bize meze getirmişti. O da çok güzeldi. Vallahi güzel bir sofra oldu. Güzel bir akşam geçti. Tatlı biraz cıvık olmuştu. Onun da sebebi bence nişastası ya da unu aynı oranda az geldi. Biraz daha tepeleme koymak gerekiyor bence. O yüzden o tatlıyı bir kere daha yapacağım. Ve bu sefer size ölçülü bir şekilde de vereceğim. Daha önce yaptığım çok güzel tutmuştu. Bu birazcık daha kalan kısmını kedidili koydum ki iyice çeksin diye. Ama kremanın tadı müthiş. Yani Esat da öyle dedi. Hani tarif olarak çok iyi dedi. Neyse biz onu size sonrasında yapıp bir tarif oturtururuz diye düşünüyorum. Şimdi yatıyorum. Saat çok geç oldu. Yarın tekrar görüşürüz. İyi geceler. Ne güzel olur aslında. O yüzden büyük saksa aldım büyüsün diye de. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün kahvaltı, kahvaltıdan sonra bahçeye bir giriştik hep birlikte. Ama böyle bir giriş mi olamaz? Zaten büyük bir çoğunluğunu siz de izlediniz. Camını sildik, bahçeyi yıkadık, çimleri biçtik, her şeyi yaptık.
aklınıza gelebilecek. Şimdi böyle rahatladık, bitirdik, üstümüzü falan değiştirdik. Herkes duşa girdi, ben giremedim. Şimdi çünkü çıkacağız ve ben duşa girip hazırlanırsam çok uzun süreceği için. Şimdi şöyle ufacık bir makyaj yapacağım ve tırnaklarım mahvoldu. İşte kalıcı orijinalinde böyle bir artısı var işte. Yani hiçbir şey olmuyor. Şöyle bu top katı yani kurumasını bekleyip orijinalini öyle sürseydim bence böyle olmazdı. O yüzden böyle boş bir vaktimde mesela bu akşam deneyebilirim onu. Bütün tırnaklarımı kısacık yapıp ojeyi sürüp bekleyeceğim. Sabah top kat süreceğim. Yani iyice bir kurumasını bekleyeceğim. Çünkü geçtiğimiz zaman sürdüğümde bir 10-15 dakika sonra ben top katı sürdüm. Oje kurumadığı için de böyle yamuldu. Yani aynı kalıcı ojedeki mantık. Alttaki oje kurumazsa top katta böyle içinde yumuşak yumuşak kalıyor. Anladınız mı siz benim ne demek istediğimi? Çok anlatamadım gerçi ama. Neyse yüzümü böyle bir düzelteyim. Saçıma bir kuru şampuan sıkmam gerekiyor. Yani bundan var ya almayacağım dedim ama galiba alacağım. Bitti resmen. Ben hiçbir ürünü bu kadar kısa sürede bitirmem. Neyse artık kendi CC kremime geçeyim. Çünkü yani oldukça pahalı bir ürün bu arada. Yani öyle uygun fiyatta değil. CC kremle bunu üst üste sürdüğünüz zaman yüzünüze asla fondöten sürmenize gerek kalmıyor. Çünkü CC krem kızarıklıklarınızı iyice örtüyor ve böyle cilt tonunu çok güzel eşitliyor. Bu ise böyle, bunda renk olduğu için tabii ki, böyle yüzü direkt yani aslında CC kremdeki görüntüyle aynı biliyor musunuz? Bunları bir karşılaştırmak lazım. Yani şu fiyat, bu hem renkli. İkisini bir karşılaştırma videosu çekeyim ben size. Biraz kaşım bıyığım çıkmış. Onları da bir yarın sabah gündüz gözüyle haftaya güzel bir başlangıç yaparak şimdi mangal sofrası için eksikler alacağız. Hem Tülen'le de bizim bu peynirci Ersel'den eksiklerini alacak oradan. Yani onun da beğendiği şeyler var. Şimdi birlikte çıkacağız. Mesela zeytinyağı yani bizim aldığımız fiyat o kadar iyi ki 5 litre zeytinyağının marketteki fiyatlarını belki biliyorsunuzdur. 1000 liraya yakın. Biz 600 küsür liraya aldık. Şimdi umarım kalmıştır da ondan Tülen'le de alacaklar. Zaten biliyorsunuz artık başka hiçbir şey sürmüyorum. Bu allık bana şu sıralar en çok yakıştırdığım allıklardan biri. Ve bunu artık şöyle yüzüme C çizerek hem göz çevremi böyle sanki böyle biraz far sürmüşüm gibi yapıyorum. Şu Clinique ya bunun bir muadili çıktı. Onu size deneyeceğim. Aynısı. Yani annem söyledi Avon'un. Bu arada halıyı size bir gündüz gözüyle göstereceğim şimdi. Dün Tülay annemler aldı. Geçen ben böyle halı bakıyordum. Şimdi bir tık iz yapıyor ama yıkamaya verdiğim zaman bu mesela alt kattaki de iz yapıyordu ama geçti. Ama dokusu o kadar güzel ki yani şöyle yumuşacık. Arkası da böyle böyle yumuşacık. Bu ihtimalle bu makineye de atılır. Makineye ata ata zaten o iz yapma şeyi de geçer. Mesela alt kattaki çok iz yapıyordu. O geçti. Beyazını alırsanız mesela bu kadar iz yapmaz. Saçıma kuru şampuan sıkmadım. Ne kadar olsun? İki paket al da sen ne olur ne olmaz. Biraz da var evde o yüzden. Al. Geldik. Hemen mangal yakılıyor şu an asetonu hallediyor. Ben biberleri yıkayacağım, bir salata yapacağım. Dünden kalan bütün mezeleri de sofraya koyarız. Bu kadar lavaş aldık, ekmek aldık. Ekmek arası sucuk, köfte ve kuzu pirzola aldık. Şimdi hemen makineyi boşaltacağım. Buradakileri yerleştireceğim. Ve biberleri yıkayıp dışarıya vereceğim. Emre kırmızı biberi getirir misin masadan?
Siz yine böyle biraz ters çıktık koydun ya. Hayır, ben istersen. Tamam. O zaman